Simya çalışmaları ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bilimsel çalışmalardır. Hayır, simyacılar deneme yanılma yoluyla çalıştıkları için ve bilgiler kaydedilmediği için bilimsel çalışma kabul edilmemektedir. Yapılan çalışmalar önemsizdir. Hayır, çalışmalar önemlidir çünkü birçok bilim dalına, kimya dahil birçok bilim dalına katkıda bulunmuşlardır. Teori temeli olmayan deneme yanılmaya dayalı çalışmalardır. Evet, teorik yani deney ve gözleme dayalı olmayan çalışmalardır. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi kimya bilimi ortaya çıkmadan önce insanlar tarafından kullanılan maddelerden değildir? Civa simya döneminde kullanılmıştır. Altın zaten biliniyor. Değersiz madenler altına çevirmeye çalışılmıştır. Demir birçok ulaşımda kullanılmıştır. Kireç taşı yine simyacılar tarafından kullanılmıştır. Ama helyum modern periyodik cetvelin keşfinden sonra yani 1900'lü yılların başında keşfedilmiştir. O zaman D seçeneği doğru cevap. Simyacılar geliştirdikleri aletler ve sentezledikleri maddelerle kimya biliminin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Buna göre yukarıdakilerden hangileri bu alet ve maddelerdendir? İmbik biliyoruz ki simyacılar esans eldesinde kullandıkları basit bir damıtma düzeneğidir. Silikon günümüzde polimer kimyasının gelişmesiyle ortaya çıkmış bir kimyasal maddedir. Sülfürik asit yine Ebu Bekir Errazi döneminde yani Cabir bin Hayyan'ın sentezlediği bir maddedir. İzot yağı olarak biliriz. Dolayısıyla sülfürik asit de maddelerdendir. Doğru cevabımız 1 ve 3 D seçeneği doğru olur. Yukarıdakilerden hangileri Doğu medeniyetlerindeki simyacılardandır? İbn Sina, Ebu Bekir Errazi, Doğu medeniyetinin simyacılarıdır. Antonio Lavoisier ise Batı medeniyetinden modern kimyadaki çalışmalarıyla bilinen bir insandır. Doğru cevabımız 1 ve 2. C seçeneği olur. Yukarıdakilerden hangileri simyacıların amaçlarındandır? Büyük zenginlikler elde etmek. Evet, değersiz madenleri altına dönüşerek zengin olmak. Ab-ı hayat denen suyu keşfederek sonsuz bir hayata ulaşma, bütün hastalıkları tedavi etme amaçları olmuştur. Yapılan çalışmaları düzenleyen kimya bilimi oluşturma isteği böyle bir istekleri yoktur. Doğru cevabımız 1 ve 2. C seçeneği doğrudur. Simyacıların çalışmalarının amacı yalnızca altın elde etmek veya ölümsüzlüğe ulaşmak değildir. Bununla birlikte çeşitli amaçlara farklı alanlarda çalışmalar da yapmışlardır. Buna göre yukarıdakilerden hangisi simyacıların çalışmaları arasındadır? Evet, simyacıların iki ana amacı vardı. Zengin olmak ve sonsuza ulaşmak. Ama bunun yanında da insanların merak duygusu ve aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılama gibi bir özellikleri var. Bundan dolayı hastalıkları tedavi etme, korunma, barınma, yeme, içme, güzelleşme gibi sayabileceğimiz daha bir sürü ihtiyaçları vardır. Bunun için tabii ki bitkilerden ilaçlar elde etmişlerdir. Bazı kimyasallardan yine ilaç yapmışlardır. Mesela göz taşı, bakır sülfatı ne yapmışlardır? Göz hastalıklarında kullanmışlardır. Petrol rafine edilmesi modern kimyanın gelişmesiyle beraber petrol keşfedilmiş ve rafine edilmiştir. O zaman bu yanlış olur. Doğru cevabımız B seçeneği olur.